Ordusu Hamdaniye bölgesinden peşmergeleri de Başika bölgesinden ilerleyişini devam ettirirken Başika bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler de zaman zaman DAEŞ hedeflerine topçu ateşiyle destek veriyor peşmergelere. Bugün yine Başika bölgesinde yoğun çatışmalar vardı. Peşmerge güçleriyle DAEŞ üyeleri arasında çatışmalar, yoğun çatışmalar yaşanmıştı ve son 24 saat içerisinde özellikle Başika bölgesinde 11 köy DAEŞ'ten peşmergeler tarafından alındı ve oradaki ilerleyiş de devam ederken Musul'a yaklaşık 7-8 kilometrelik bir mesafe kaldığını söyleyebiliriz. Hamdaniye ve Bertilla bölgesinde de Irak ordu güçlerinin ilerleyişi devam ediyor. O bölgeden de DAEŞ hedeflerine zaman zaman Irak ordu güçleri tarafından top atışları yapılıyor. Ancak DAEŞ'in yeni bir taktiği de ortaya çıkmış oldu. DAEŞ özellikle kümes hayvanlarına bomba bağlayarak peşmerge veya Irak ordusuna zarar vermeyi hedefliyor. Ancak bu oyunda peşmergeler tarafından bozuldu. Birçok kümes hayvanında bomba düzeneği olduğu belirlendi. Bağlanmış bir şekilde olduğu belirlendi ve bu oyunda bu DAEŞ'in bu oyunu da peşmerge tarafından bozulmuş oldu diyebiliriz. Ve şu an tüm cephelerde operasyon yoğun olarak devam ederken zaman zaman koalisyona bağlı savaş uçakları da özellikle Başika bölgesindeki DAEŞ hedeflerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Yine Hamdaniye bölgesindeki hedefleri de Irak ordu güçleri tarafından havadan zaman zaman bombalamaların gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Tabii tüm cephelerde yoğun çatışmalar var. Özellikle ilerleyiş devam ederken DAEŞ'ten bugüne kadar yani operasyonun başından bugüne kadar son 10 günlük süreçte toplam 50'ye yakın köyün tamamen DAEŞ'ten temizlendiğini söyleyebiliriz. Aslında temizlenen köylerde bomba düzenekleri, bombalar halen mevcut. Çünkü DAEŞ köyleri terk ederken bıraktığı bombalar halen birçok evde, birçok alanda, birçok arazide mevcut ve bunların imhasına yönelik de peşmerge ve Irak ordu güçlerinin yoğun bir çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Son 2 gün içerisinde özellikle peşmergeler Başika bölgesinde yüzün üzerinde patlayıcı madde düzeneğini bularak bazılarını imha etti, bazılarını da işaretledi. Çünkü tahrip gücü çok yüksek patlayıcılardı. Bu nedenle oraya yaklaşılmaması konusunda da uyarı levhaları bırakıldı. Şu an tüm cephelerde operasyon devam ediyor diyerek sözü tekrar size bırakalım Ersoy'da da.